Merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Bugün bir mutfak videosu çekmeye karar verdim ve size mutfak tezgahımı nasıl aydınlattığımı, elektrikler gittiği zaman nasıl ışıksız kalmadığımı, daha doğrusu karanlıkta kalmadığımı göstereceğim. Bunun için şöyle teker teker bir inceleme yapalım. Bu elimde görmüş olduğunuz şarj edilebilir bir batarya. Bakıyoruz 2200 mAh saat veriyormuş. 3 nokta. Neden 7 4 tane volt. diyeceksiniz? Çünkü elektrikler kesildiği zaman herhangi bir tanesini doldurabilirim. Aynı zamanda cep telefonu şarjına da kullanabiliyorum. O yüzden pin çıkarttım bunlarda. Pin soketi çok güzel bir soket. Bunu tavsiye ederim. Evinizde bulundurun. Üzerinde şöyle biraz daha netleşelim. Evet. Artı eksiği göreceksiniz. Vidalayabilirsiniz. İstediğiniz gibi kabloyu bağlayabilirsiniz. Uç kısmı adaptör için uygundur. Bunları şu an bu videoyu hazırlamadan önce şarj etmiştim. Birbirlerine de değmemesi gerekiyor. Değdiği zaman yüksek akım çektiği için, daha doğrusu kısa devre olduğu için yanabiliyor. O yüzden hepsini ayrı ayrı buzdolabı poşetlerine koydum. Buzdolabı poşeti 20'ye 25 santimdir. Tamam, bunu geçelim. Bu bizim yedeğimiz. Biz aynı zamanda şebekeden de enerjimizi alıyoruz. Bu benim çok eski bir telefonum. Şöyle yakınlaşalım. Evet. Çok eski bir Samsung telefonunun adaptörü. Bu 1 amper kadar çıkartabiliyor. Bir daha yakından bakalım. Evet, 5 volt 1 amperlik bir batarya. Ama tam 5 volt değil, 4,25-26 volt verebildiği için artık telefonumu şarj etmemeye başladı. Aslında kullanmamam gerekiyor. Ama ledler için dirençsiz kullanabileceğim bir adaptör olması bakımından ve USB bağlantısı bulunması bakımından yani eskilerden bir şey olsun dedim. Bu elimde görmüş olduğunuz güzel bir cihaz. Bakın mesela şu an enerjisi yok. Daha doğrusu prize bağlamadım. Prize bağlamadan da ekranında enerji var. Ve bu bir sayaç. Daha doğrusu arka planında bir saat sayacı çalışıyor. Enerjiyi istediğim saatte kesebiliyorum. Ya da istediğim saatte açabiliyorum. Ben genellikle on-off tuşunu kullanacağım bunda. Diğer tuşları şu an için ihtiyacım yok. Eğer siz de böyle bir cihaz kullanmak isterseniz arka tarafını çevirip size kodunu göstereyim. İlgili kodunu. Evet, REV tip 2594 olarak geçiyor. 230 volt elektriklik. Maksimum 2000 watt kadar çıkartabiliyormuş. Bunu prize takacağız. Bu şimdilik kalsın burada. Tekrar buna geri döneceğiz. Bununla ben enerjiyi kontrol edeceğim. 220 volt gelsin veya gelmesin diye. Yani anahtarım o olacak. Bu elimde görmüş olduğunuz tel. Şu an makara kendini salmasın diye bantladım. Çok kaçıp gidiyor. Bunu uzun bir şekilde açtım tezgah boyunca ve bu elimde görmüş olduğunuz power ledlerin şu şekilde bakalım. Power ledlerin bir ucundan diğer ucuna bu telden iki sıra olmak üzere çektim ve lehim yaptım. Lehim yaparken şöyle çok eski bir lehim makinesi yeterli oldu. Evet. İşte ardından pense yardımıyla yeteri kadar uzunlukta kestim. Bu lehim. Bu şu telden yeteri kadar uzunlukta kestim. Lehimle lehimledim. Tamam. Onun haricinde hattaki enerjiyi kontrol etmek üzere bir artı için, bir eksi için, bir artı için. Artı için sarı kablo vardı bende. Sarı kabloyu kullandım. Eksi için de siyah kabloyu kullandım. Ve bir ölçü aletiyle ölçümünü gerçekleştirdim. Şimdi tezgahımı göstereyim size. Şu şekilde boya kadar gidiyor. Burada işte görmüş olduğunuz gibi adaptör girişi var. Biraz daha netleştirelim. Evet. Adaptör girişi. Sonrasında silikonu tutturdum ama tabii öncesinde bantlarla tutturmuştum. Sağ tarafı görmüş olduğunuz gibi. Burada bir tane de 5 wattlık 10 ohmluk bir liket direnç var. Şimdi bunu çalıştırmak istiyorum. Farz edelim ki elektrikler yok. Bu arada önce normal çalışmayı göstereyim size. Şu görmüş olduğunuz kablo. Bunun USB uçlu kablosu. Ben artı ve eksi olmak üzere USB ucunu bu kablodan enerjilendirmek üzere verdim. Şu Samsung adaptörünü öncelikle bir prize takıyorum. Şu kısmı sol tarafa gelecek şekilde yerleştiriyorum. Şu an enerji yok zaten. Açmadık çünkü sistemi. USB'yi de bağladığım zaman evet. Şu anda yanmadığını göreceksiniz. Yakmak istersek ben burada on tuşuna basacağım. Şu şekilde. Yakınlaşalım. Evet. On tuşuna basıyorum. Ve tezgahımın alt tarafından şu şekilde aydınlatma olduğunu nasıl yandığını görebilirsiniz. Farz edelim ki elektrikler gitti. Bunu simüle etmek için de off'a basıyorum. Bastım.
Sonra geldim dedim ki ben daha öncesinde böyle bir batarya şarj etmiştim. Bunu kullanayım. Hatta bağlayayım. Hatta bağlamak için de bu şekilde yapıyorum. Ve benzer şekilde tezgahım aydınlanıyor. İşte çıkartabilirim. Aynı zamanda şu da mümkün. Bunu takarken farz edelim ki taktım. Ben bunu aynı zamanda şarj etmek istiyorum. Onun için de bunu hatta açarsam şu an pilinde şarj olabileceğini gösterebilirim size. Tabii bunu pek önermiyorum çünkü iki hattı bir hatta iki farklı gerilim kaynağı pek istenmez. Bir hatta bir gerilim kaynağı olması istenir. İkisi birlikte olduğu zaman da birbirini direnç olarak görebilir ve kısa devre yaratabilir. Bunun için koruyucu önlem bulunmadığı için az önce gösterdiğim metodu size önermiyorum. Yapabilirsiniz ama koruyucu önlem almanızı tavsiye ederim. Yoksa yangını çıkartabilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz gibi şu birinci hat, bu artı hattı bana yakın olan hat. Şu eksi hattı. Arada da bir tane power led'im var. Yine ondan sonra ardından gelen başka bir power led var. İhtiyacınıza göre belli aralıklarda bunu yapabilirsiniz. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane power led kullanmışım. Bu power led'i 4,26 volt yakın bir gerilim kaynağıyla besleyebiliyorum. Şimdi ölçü aletiyle bağlayıp, daha doğrusu krokodil kablolarını bağlayıp şekilde bağlayıp ölçü aletinden gelen gerilime bakacağım. Evet, şu şekilde tutturduk. Kablonun geri kalan taraflarında ölçü aletimi pinlerine bağlıyorum. Tabii tek elde kamera tutmak zor oluyor. Ne yapalım? Her şey mutfak için kablo çıktı. Evet, kablo bağlantısını da yaptık. Ancak şunu söylememe izin verin ve yani bu konuda sizi uyarıyorum. Bu iki hat, şu elimde görmüş olduğunuz telin bir uzantısı olduğu için bu teller kesinlikle birbirleriyle kısa devre olmaması gerekiyor. Şöyle ayrı ayrı bakın, biraz daha yakın göstereyim size onu. Şu şekilde ayrı ayrı sol ve sağ olmak üzere Şimdi yapmamız lazım. enerjiyi verelim. Ve ölçü aletinden ne kadar gerilim aldığımızı okuyalım. Evet, beklediğimden de düşük geldi. 2,73 volt okuyorum şu an artı ve eksi ucundan. Tabii parlaklık da ona göre biraz daha kısık gibi. Ama zaten bu bize yetiyor. Karanlık olduğu zaman şu an gerçi gündüz vaktinde bu şekilde görünmesi normal. Tamam, bir de bataryaya bakalım. Şunu kapattım. Elektrikler gittiğinde benim şarj etmiş olduğum bataryayı taktığım zaman ne kadar gerilim uyguluyormuşuz? 3,38 volt uyguluyormuşuz. Tabii bunda biraz daha parlak yandığını göreceksiniz. Bu da sorun değildir. Çünkü paralel bağlı zaten. Akımlar 9 tane power led için bölünüyorlar. Ve bu şekilde. Hatta da şöyle gösterelim size. Evet, görmüş olduğunuz gibi tren yolu gibi bir hat var. Ve hattın en son kısmında da ben bunu boş bıraktım. Şu şekilde. Evet, boş bıraktım. Bunu belki bir sonraki uygulamalar için kullanabilirim. Evet, şimdilik videomuz bu şekilde. Elektrikler kesildiği zaman da enerjisiz kalmıyoruz. Kullandığım malzemeler de böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.